Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size balerin bebeğimizin saç yapılışını anlatacağım. Daha önceki videoda yüz şekillendirmesini anlatmıştık. Yüz şekillendirme videosu da size bebeğinize isterseniz allık yapabileceğinizi söylemiştim. Ben şimdi size bu allık uygulamasını göstermek istiyorum. Kendi kullandığınız herhangi bir allık olabilir. Şu şekilde. Şimdi bu yanak kısmına allıktan sürüyorum. Şöyle alıyorum. Şu şekilde dairesel hareketler yaparak yediriyorum. Aynı şekilde diğer yanağı da yapıyorum. Arkadaşlar şöyle dairesel hareketler yaparak sürüyoruz. Bu zamanla rengi daha da şey yapıyor, hafifleşiyor. Yıkadığınızda geçiyor. Tekrardan isterseniz uygulayabilirsiniz. Şöyle biraz da yüzüne hafif uygulayalım. Daha doğal duruyor böyle. Bu şekilde. Şimdi size saç yapımını anlatacağım. Saç için ben buklet ip kullandım. Bakın, hafif bir dalga var ipte. Örerken biraz zor oluyor, görünmüyor. Ama siz tahmini olarak öreceksiniz. Ben öyle yaptım. Başlama noktasından sonra sayarak ördüm. Onun için herhangi bir sorun yaşamadım. Şöyle saç daha güzel, doğal duruyor. Bu şekilde olmasını istiyorsanız buklet ip kullanın. Normal bir iple de yapabilirsiniz. Arkadaşlar yine aynı sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Yalnız örgümüze başlarken tığımızı şu şekilde değil de üstten dolayarak yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman batacağımız yerleri daha iyi görebiliyoruz. Aynı şekilde kadife iple yaptığınız çalışmalarda da bu alış şekliyle çalışırsanız batacağınız noktalar daha net görünüyor. Evet, ben 6 tane sık iğnemi yaptım. Kapatıyorum ve buraya başlama noktamı koyuyorum. Başlama noktasını koyduktan sonra her sık iğnemin tepesine aynı kafa işlemlerinde yaptığımız gibi İkili olarak batıyoruz ve 12 tane oluyor sık iğne sayımız. Arkadaşlar şimdi başlama noktama geldim. İşaretimi geri alıyorum. Şimdi bu sırayı bir tek bir çift olarak batıyorum. Arkadaşlar başlama noktama geldim. Bir tek bir çift batarak devam etmiştim. Şimdi bu sırada da iki tane tek, bir tane çift batıyoruz. Arkadaşlar bu sırada da 3 tane tek, bir tane çift batıyoruz. Arkadaşlar bu sırada 4 tane tek, bir tane çift batıyoruz.
Arkadaşlar bu sırada da 5 tane tek, 1 tane çift batıyoruz. Arkadaşlar 5 tek 1 çift battıktan sonra 6 sıra arttırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi bu saçın ön kısmındaki şu ayrımı yapacağız. Onu yapmak için trabzan çalışıyorum. Şöyle mil başı alıyorum. Burayı biraz yükselmiş oluyor. Bakın şöyle 2 3 4 5 6 7 tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Sonra tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrardan yalancı trabzan ve tekrardan trabzan örüyorum. Yine 7 tane trabzan öreceğim. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrardan yalancı trabzan yapıyorum. Tekrar sık iğne ve bu trabzanı başladığımız yere kadar sık iğne yapıp bitiriyoruz. Arkadaşlar şöyle saçın önünde bir ayrım varmış gibi duruyor. Bunu ben yana denk getiriyorum. Yanda güzel oluyor. Siz de öyle yapın. Şu şekilde tam yana denk geliyor. Şimdi buradaki şu topuzunu yapacağız küçük. Tekrardan orayı öreceğiz. Arkadaşlar topuzum da yine 6 sık iğne ile başlıyorum. 12 ondan sonra bir tek bir çift batıyorum. Daha sonra 2 tek bir çift. Daha sonra 3 tek bir çift batıyorum. Ve 4 sıra düz örüyorum. Arkadaşlar şimdi en son 3 tek bir çift battık. Arttırmalarımızı yaptık. 4 sıra düz ördük. Şimdi 3 tane örüp 1 tane keseceğim. Başlama noktama kadar. Daha sonra 2 tane örüp 1 tane keseceğim. Daha sonra içine elyaf doldurup kafasına yerleştireceğim. Arkadaşlar ben topuzumu hazırladım. İçine elyafımı doldurdum. Saçında kullanacağım fiyonkumu da hazırladım. Şimdi bebeğimizin saçlarını kafasına yerleştirelim. Şu öndeki ayrımı şöyle yana denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve hemen dikmeye başlıyorum. Çok fazla geride olmasın. Daha güzel olması için fazla geriye dikmeyin saçınızı. Şu şekilde iğneyle saçı bebeğin kafasına dikiyoruz arkadaşlar. Şu ayrım yeri burası. Tüm çevresini bu şekilde dikerek dolanıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde diktim. Şimdi topuzunu tam şu tepeye koyuyoruz. Biliyorsunuz balerinlerin böyle çok güzel bir topuzu olur. Genelde tam tepesinde. Onu da şöyle saçını şöyle bir tane topuzdan alıyorum. Bir tane de kafasından alıyorum.
Şöyle topuzuna geçiriyorum. Daha sonra da kafaya geçiriyorum iğnemi. Şöyle. İpimiz buklet olduğu için çok fazla kusur belli etmiyor. Dikerken rahatlıkla dikebilirsiniz. Burayı tüm tur dikiyorum. Sıkıcana yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, topuzumuzu da yerleştirdik. Şimdi fiyonkumuzu dikiyoruz. Tam topuzumuzun yanına gelecek şekilde şöyle, şu şekilde. Fiyonkumuzun şu altından iğnemizi geçiriyoruz. Sonra tekrardan şu saçımızdan çıkıyoruz. Tekrar fiyonkun altından yine iğnemi geçiriyorum. Tekrar saçtan çıkıyorum. Bakın arkadaşlar, şu şekilde fiyonkumuzu da yerleştirdik. Evet arkadaşlar, topuzumuzu bitirdik. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, balerin bebek yapan arkadaşlar için yüz şekillendirmesi ve topuz yapımını gösterdim. İnşallah faydalı olmuştur. Arkadaşlar, bu tarz videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet.